için mi açılıyor acaba? Bakın genç işsizliği şu an Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi. Elbette terör ve dış politikada yaşadığımız sorunlar çok ciddi ama genç işsizliği demek aslında bir ülkenin geleceğinin de umutsuz olması demek. Gençler umutsuz olunca o ülkenin geleceği de umutsuz kişilerden oluşuyor. Ve şu anda TÜİK verilerine göre her 5 gençten birisi ama sokağa çıkıp baktığınızda her 3 gençten birisi maalesef işsiz sevgili Halide Konumlu. Şimdi iş sahibi olmak demek sadece gelir sahibi olmak demek değil. İş sahibi olmak demek aynı zamanda üretebilmek demek, tüketebilmek demek, katma değer yaratmak demek, bir sosyal itibara sahip olmak demek. İş sahibi olmamak demek ise mutsuz bireyler, mutsuz bireylerden oluşan mutsuz aile ve mutsuz bir toplum demek. İşte bu plansızlık, az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi, bu plansızlık dönemin başbakanı tarafından her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok cümleleriyle hepimizin bugün tekrar kulaklarında çınlıyor değil mi? Evet. Yani çocuklar üniversite, gençler üniversiteyi bitirsinler de iş bulurlar, bulmazlar. O kadar da problem değil yaklaşımıyla bugün gerçekten geleceğimiz tehdit altında. İşte bütün bu tip sorunların önüne geçmenin tek bir yolu var aslında. O da planlama. Çünkü planlama olmadan gelişme olmaz. Planlama olmadan kalkınma olmaz. Planlama olmadan sorunları çözmek olanaklı değil, olası değildir maalesef. Az önce ilk konuşmacımız da bahsetti aslında bu Türkiye'nin kalkınma ve planlama sürecinin ne gibi eşiklerden geçtiğini. O yüzden o kısmını biraz hızlı geçeceğim ama sizin için hazırladığım notlarda özellikle tarihsel süreçten de bahsetmek istemiştim. Şöyle ki bakıldığında hakikaten aslında Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayan bir planlama süreci olduğunu ama bunun asıl kurumsal yapıya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte geçtiğini görüyoruz. Ve bilindiği gibi tabii Cumhuriyet'in kurulduğu o yıllarda, ilk yıllarda okuma yazma oranı %10'larda, Anadolu yoksunlukla baş etmeye çalışıyor, sanayimiz son derece yetersiz ilkel şartlarda yapılıyor, dar bir alana sıkışmış olan bir sanayimiz var, nüfusun büyük çoğunluğu tarımla uğraşıyor. Ve bütün bunlar gerçekleşirken 1929 yılında o tüm dünyayı boğan ekonomik buhran yaşanıyor. İşte bu buhran o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de devletçi politikalara daha net yaslanmasını sağlıyor. Hatta yaptığı konuşmalarda da ekonomide ferdin yapamadığını, ferdin gerçekleştiremediği faaliyetleri devlet gerçekleştirecektir vurgusuyla da bunu özellikle ifade ediyor ve ülkemizin sanayi planı 1933 yılında gerçekleşiyor. Benim babam 1928 doğumlu ve bu kalkınma hamlelerinin atıldığı dönemde Etibank'ta çalışmış olan birisi. O dönemki kültürü yansıtmak adına, bu salondaki birçok kişi bunu biliyor, yaşamışlığı var ve zaten bu kültürü almış kişiler biliyorum diye. Ben babamdan bir tane şöyle bir A4 kağıt isterdim. Babacım derdim, eve gelirken getirir misiniz? Ödevim var, ödev yapacağım. Getiremem kızım derdi. O devletin kağıdı, git satın al derdi. İşte o dönemin ekibi, o dönem bu kalkınma hamleleri içerisinde yer alanlar sadece zihinsel, fiziksel gücünü ortaya koymamıştı, yüreğini de ortaya koymuştu. Tüm yürekleriyle aslında o cumhuriyet değerlerini o dönemde... Birçok fabrika kurulmuştu. Bunları şimdi tek tek saymayacağım, burada listeledim ama özellikle şu vurguyu yapmak istiyorum. O fabrikalar açılırken bölgesel dağılıma da çok önem vermişlerdi. Yani Türkiye'nin her bölgesinde özellikle de kalkınmışlıkta avantajlı olduğumuz alanlara yatırım yapılmıştı. İşte orada pamuk üretiliyorsa iplik fabrikası açılmıştı. Şeker pancarı varsa şeker fabrikası açılmıştı. Tabii bugün birilerinin çokça konuşmalarında kullandığı demir yollarımız, hazmedemedikleri demir yollarımız o dönemde yapılan kalkınma hamleleriyle birlikte
tarihimizde önemli bir iz bırakmıştı. Ve yine az önce Ankara Şube Başkanımızın da konuşmasında belirttiği gibi 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulduktan sonra da bu planlı kalkınma modeli daha da kimlikli, daha da kurumsal bir yapıya dönüştürülmüştü. Ve gene o planlama teşkilatının kadrosu da çok özenli seçilmiş bireylerden oluşmuştu. Üzülerek söylüyorum. Zaman içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı siyasi iktidara alternatif üreten politikalar üretmek yerine adeta siyasi iktidarın beklentileri doğrultusunda şekillenen politikalar üretmeye doğru evrildi diyelim. Ve bu siyasallaşması tabii giderek de onu işlevsiz hale getirdi. AKP'nin ustalık döneminde yani 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Bakanlığı kurularak o bakanlık altında faaliyetleri toplandı. Yani başbakanlığa bağlı son derece aktif, son derece işlevsel bir müsteşarlıkken sıradan bir bakanlığa dönüştürüldü. Üzgünüm bunu söylemekten ama gerçekten böyle oldu. Ve tabii AKP yine o dönemde kendi kadrolaşmasını sağlamak uğruna ve kendi dünya görüşüne uygun politikaları dayatan bir kurum oluşturmak adına Türkiye'mizin markası olan ve hakikaten de Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kuruluşlarından biri olan Devlet Planlama Teşkilatı'nı tarihten silmeye çalıştı. Oysa ki Cumhuriyeti kuran irade kalkınmayı, planlamayı kalkınmanın ve gelişmenin bir aracı olarak görüyordu. Yani AKP'nin gördüğü gibi onlar için planlama, onların istek, beklentileri ve rant zihniyetine hizmet edecek nitelikte yapılmayacak. Gelişim için yapılacaktı. Ülkemizi sosyal, kültürel, ekonomik anlamda yükseltmek için yapılacaktı. Bölgeler arası eşitsizlikleri minimize etmek adına yapılacaktı. Şimdi 10 yıllık 10. kalkınma planından bahsedildi. 10. kalkınma planından bahsettik az önce. O plana baktığınızda onun daha insan odaklı olduğunu görüyorsunuz. İşte sanayideki gelişmişliğe vurgu var. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir takım vurgular var. Tarımsal sorunların çözümüne yönelik yine bazı hedefler belirlenmiş. Ama ne eksik derseniz böyle bir kalkınma modeli açıkladılar ya, kalkınma modelinin stratejisi yok. Yani yine aslında her şey görüntüsel. Yaptık mı? Yaptık. Ama altında son derece boş, işlevsiz bir yapı oluşturulmuş. Sulandırılan hedeflerle ülkemizin içinde bulunduğu bu bulanık hava tabii daha da puslu hale gelmiş durumda. Ve bizim yapmamız gereken nedir bu aşamada? Tabii ki bu güçsüzleştirilen ve bulanık hale getirilen planlama anlayışını bizler yeniden bilimsel tekniğe odaklamak zorundayız. Bilimselleştirmeye odaklamak, bilimsel temele oturtmak zorundayız. Ve bunu bir siyasi malzemeden ziyade ülkemizin çıkarlarını, iktidarın değil, ülkemizin çıkarlarını gözeterek yeniden samimi bir şekilde ele almak, hedeflerimizi yeniden belirleyip yeni politikalar çizmek durumundayız. Tabii sormamız gereken birçok soru var bugün. Yani baktığınızda örneğin Hollanda büyüklüğündeki Konya'daki kadar ekili biçili arazinin, tarıma elverişli arazinin yok olmuş olması bir tesadüf değil. Onun için AKP bundan sonraki süreçte tarım ve hayvancılık için ne yapmayı planlıyor? Bu konuda bir ilerleme ve gelişme var mı ülkemizde dediğimizde cevap belli. Hayır. Yine bakıyorsunuz ülkemizde nanoteknoloji, yazılım gibi katma değeri yüksek olan alanlarda herhangi bir yatırım var mı, önceleme var mı? Bunun da yine çok az olduğunu, çok yetersiz olduğunu tespit etmek mümkün. Türkiye kıt kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanıyor mu? Bu soruya bilmiyorum, herhalde evet diyecek olan kimse yoktur bu salonda diye düşünüyorum. Az önce insan kaynaklarından yani Türkiye'nin beşeri gücünden bahsettik. Beşeri gücünü ne kadar etkin kullanıyor ve eğitim sistemini ne kadar bu beşeri gücü yukarı çekecek ve dünya üzerinde hakikaten markalar oluşturacak bir nitelikte bireyler yetiştiriyor. Yine bu soruya gelecek olan yanıt
maalesef çok da iç açıcı değil. Üç tarafı denizlerle kaplı olan, dört denizi olan bir ülkemiz var. Mesela balıkçılık yeterli mi ülkemizde? Bunun da yanıtı maalesef ortada. Yani böyle binlerce soru sormak mümkün ve bu soruların yanıtları da hep mevcut zihniyet tarafından bizleri mutlu edecek nitelikte değil, üzülerek söylüyorum. Ne yapacağız? Bundan sonraki süreç için ne yapacağız? Elbette mücadelemizi sürdüreceğiz. Az önce de bahsettim, tıpkı bu salonda olduğu gibi daha ülkemizde birçok vatanperver insanlarımız var. Atatürkçü, devrimci, ilerici insanlarımız var. Örgütlü güçlerle, bu özellikle sizlerin şu an burada yaptığı gibi sivil toplum örgütlerinin gücüyle, yani toplumsal muhalefetle siyasal muhalefeti buluşturup tekrar ülkemizi yukarıya çekeceğiz. Hem ekonomik anlamda, hem sosyal, hem de kültürel anlamda. Ben bu konuda hem kendim hem partim adına gerçekten de bu mücadeleyi vereceğimizin burada bir kez daha size taahhüdünü vermek istiyorum. Gerçekten de bu konuda çok kararlıyız, çok inançlıyız. Lütfen sizler bizlere güvenin. Bizler de size güveniyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Hepinize emeğiniz, yüreğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlar.